Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte GTA 5'e gelen yeni arabaları modifiye edeceğiz. Bak kelime oyunu yaptım. GTA 5'e yeni gelen arabalar değil. Gelen yeni arabalar. Nasıl? Çünkü yeni gelmediler. Geleli bir hafta falan oldu. Belki biraz daha fazla bile olmuş olabilir. O yüzden gelen yeni arabalar. Üff. 2000 IQ. En son kumarhane update'i gelmişti arkadaşlar biliyorsunuz. O geldiğinde direkt incelemiştik. Ondan sonra böyle işte ara ara araba getiriyorlar. İlgimi çeken arabaları modifiye ediyorum ben de. Eğer böyle daha fazla modifiye videosu istiyorsanız videoyu mutlaka beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Hatta bugün sizden rekor like isteyeceğim. Daha önce hiç böyle bir like istemedim. Bakalım geçebilecek miyiz arkadaşlar? 500 like geçebilecek miyiz? Bak söylerken bile zorlandım. Üf. Teren'in en iyi oyun kanalı oluruz ha geçersek. Hadi baturalistler gücünüzü gösterin. Bugün iki araba modifiye edeceğiz arkadaşlar. İkisi de Sandor San Andreas'tan şu gördüğünüz iki araba. Öncelikle bunu modifiye edelim. Ondan sonra da bu jipi modifiye edelim. Bakalım nasıl bir şey olacaklar. Bundan önceki bölümde bunu modifiye etmiştik hatırlarsanız. Bayağı güzeldi bu arada. İyi butonundan izleyebilirsiniz. Nasıl yapıştırdım? Araba aha bu şekilde. Bir şey değil mi? Bayağı güzel yani. Benim çok hoşuma gitti gerçekten. Neden bilmiyorum ama böyle klasik çok süper bir görüntüsü var ya. Acayip hoşuma gitti. Klasik normal bir araba ama işte o hoşuma gitti. Sadeliği, klasikliği hoşuma gitti. Bir de modifiye edelim bakalım. Nasıl bir şey olacak? Var ya şu şekilde kullanırım ben bunu gerçekten. 10 numara araba. Baksanıza. Vallahi. Haydi bakalım. Bismillah. Armor'u koyalım. Klasik. Ondan sonra brakes. Race brakes. Her şeyi fullleyelim madem. Madem girdik buraya kadar. 7 milyonumuz vardı 6 milyonumuz kalmış ama olsun o tam bumper var tamam güzel modifiye edilecek gibi de şu an hiçbir fark hissedemedim çok plaka gitti plaka gitsin güzel gözüküyor plakasız alta geldi plaka güzelmiş drift mi Oo Prime. Oo bir dakika ben. Tamam Drift'i yapalım. Hoşuma gitti zaten bu plakasız oldu yine bu. Bir de Drift ismi heyecanlandırdı beni şimdi. Bu boyalı oluyor. Tamam. Ee, tamam. <laughs> yani bir şey diyeceğim. Orada egzoz boşluğu açıldı ama egzoz yok. inşallah değiştirebiliriz onu. Çünkü sağ tarafta kesik var. Gözüküyor mu belli oluyor mu bilmiyorum renk. Heh, bakın şöyle daha iyi görebilirsiniz. Sağ tarafa kesik açıldı. Egzoz yok orada dur bakalım bir şey diyeyim mi? Bu araba bir ciddi bir şey olacak gibi böyle. Ne bileyim drift falan filan şey yaptırdı. Bir de şimdi roll cage diyoruz Ama şu fazla ya bu fazla. Şu güzel biliyor musun? Şu güzel. Şu çok hoşuma gitti. Kemerler yüzünden. Kemer, kemerler çok güzel gözüküyor. Engine fullleyelim tabii ki arkadaşlar. Ondan sonra aynen tamam geldi. Egzozumuz geldi. Diğer tarafa da geldi de. Biraz ucuz gözüküyor ya. Bu ne? Krom. Oo, yanan egzoz ucu. <laughs> Karbon alüminyum karbon mu yapsak yanarlı dönerli mi yapsak yoksa titanyum titanyummuş bunun ismi de yanarlı dönerli olsun ya He? <laughs> tam modifiyeli araba yapıyoruz yani işte ondan sonra fenders kenarlar e ee, secondary diyor ha rengi değişiyor yok rengi değişmesin stok kalsın arabanın ikinci rengini eklersek o yandaki tekerlek üstleri renk değiştirecekti hiç gerek yok oha silecek ekleyelim okey <laughs> far sileceği ekledik Huda geldik ondan sonra. Ooo karbon huda oldu. Shark nose. Aynen şurası şöyle bir şey oldu. Okey. Karbon tekrardan. Intake scoop. Ondan sonra... Ooo onun Oğlum bu araba muscle car değildi ki. Bu araba muscle değildi ki. Niye böyle bir şey oldu? <laughs> Neyse. Iıı ee, ooo bir de... <laughs> bu ne oğlum? Bir şey diyeyim mi? Sırf eğlencesine takılır bu ha. Valla dur bakayım. Bu araba neye dönüşecek? Çok merak ettiğim için şunu taktım arkadaşlar. Biraz aşırı ama yani bu araba bir şeye dönüşecek gibi. Işığı yapalım bundan. Neon. Neona gerek yok. Neona gerek yok. Liveri. Oo bak boya moya geliyor işte. Tamam. Premier yazıyor kenarda. Ha bu bayağı yarışçı şeyleri herhalde o zaman. bu fena değilmiş. <laughs> tamam galiba liverimizi bulduk. Yok yok dur bakayım. Yani birazcık o paslı. Aa başka yokmuş ya. Bir şey diyeceğim Liveri'yi bu mu yapsak gerçekten o zaman? Çünkü birazcık aşırı bir araba yapmaya çalışıyoruz gibi. Ama dur Liveri kalsın Liveri kalsın. Çünkü şu motoru koyduk. Yani yeterince aşırı oldu araba. Primary yapalım aynalarımızda ondan sonra. Plate yellow and on black yapalım. Ondan sonra respray en son roof anten, bagaj. Evet bu motorun üstüne zaten şey koyulur. Bu, bu koyulur. <laughs> tamam bu sırf şu an saçmalık olsun diye koyuyorum. Biliyor musunuz şunu? Yani şöyle bir motorla tatile mi gidiyorsun onları tepene koydun? Bu ne abi? Anlamadım ki. Skirt tamam. Bir şey yok gibi burada. Aynen. Drift skirt Ha ne? Drift skirt yapalım çünkü demin drift bumper koymuştuk. Ondan sonra spoiler. Ee, ayda Buraya da şeyler koyduk. Ben onu bir daha mı koysam? Dur ben bunu yine koyacağım. Ben arkaya bavul koyacağım. Bagajı doldurmuşuz. Bir de şey dolduruyoruz. Transmission fullledim yine bunu da. Suspension'ı da indirdim bu arada. Turbo'yu da taktık. Ondan sonra wheels. Jantlar güzel biliyor musun? Vallahi jantlar güzel ama bakalım bir yine neler var. Camları bu arada şey yapalım. Aa bir şey diyeceğim ya. Abi bu araba çok değişik bir şey oldu ya. Çok değişik bir şey oldu. Bir şey diyeyim mi? Bu ne biliyor musunuz? bu arabadan sleeper yapılır galiba. Çünkü mesela şöyle ee, bavulları falan filan koyuyorsun ya tatile gidecekmiş aile arabası falan gibi bir şey gibi böyle. Ama büyük ihtimalle hızlı bir araba. O yüzden bir şey diyeyim mi şunu hani eğlencesine taktım bu hudu tabii ki işte böyle motor dışarıda ya. Onu bir içeri sokalım bir. Onu bir içeri sokalım. Hani böyle aile arabasıymış gibi masum bir arabayken bir anda uçabilecek bir araba gibi bir araba bu yani. Bana öyle bir his verdi. O yüzden şu şekilde güzel olabilir. Renk de siyah kaldı. Gayet iyi bence zaten. Bak aynen. Aile arabası. Basık aile arabası tabi. Bir de titanyum egzozlu aile arabası. Onları da düzeltmemiz gerekiyor. Birazcık yükseltmemiz gerekiyor arabayı. Bir de egzozu düzeltmem gerekiyor. Ki çok belli olmasın. Şimdi bak bavullarımız falan filan üstte. Bakalım wheel yapacak mı? Tatile gidiyoruz çocuklar hazır mısınız? Yok. Yok wheel yapmıyor. E hızına bakalım o zaman. Şöyle bir düz yolda gidelim. Yani fena değil gibi. Öyle aman aman bir şey hissetmedim. Ama güzel yani. Araba güzel. Aynen öyle aman aman bir şey değil. Gidiyor. Dönüyor da gayet güzel normal dönüyor. Kayıyor kayıyor kaydı. Güzel döndü. Güzel ya hoşuma gitti bu araba benim gerçekten hoşuma gitti bu şekilde kalır hatta ben bunu arada kullanırım bile yani. yani kendi tipi zaten güzel bir de böyle bavul mavul ekleyince böyle sanki şey gibi oldu işte sleeper gibi oldu ama çok o kadar sleeperlık bir yazı yokmuş. Arkadaşlar de geldi şimdi modifiye edelim bakalım neler olacak neler yapılacak merak ediyorum. Bu arabadan ümitliyim, bayağı ümitliyim. Bu araba bayağı güzel bir şey olacak gibi. Hadi başlayalım bakalım. Armor falan takmayı düşünüyorum bunu açıkçası. Direkt yapıştırabiliriz. Aynen direkt yapıştır abi. Ondan sonra frenler, frenler en iyisi olsun yine. Bumpers tamam başladık. Hadi bakalım. Ooh. Oha yok olunca direkt şey oldu. Allah dur her şey sıçtım hepsini başına gittim sonra gittim dur. Heh tamam. Şimdi yok olunca değişik gözüküyor ama çok da iyi değil. Remplate diyor. Bir dakika ya. Şöyle şuradan bakmak istiyorum abi ben. Ha tamam. Tamam tamam. Ben böyle çok önde falan mıdır acaba diye merak ettim. Bu fena değilmiş ama stok hali en iyisiydi sanki. Bak bu güzel. Ee, kötü böyle çok renkli oldu. Fena değilmiş bu da. Bu da fena değil. Hmm, bu da güzel. Hepsi güzel abi şimdi ben bunda zor seçeceğim var ya ama böyle kocaman şeyler daha da iyi sanki ama bu da fazla kocaman ya bu daha iyi sanki aynen o 4 ışıklıyı yapalım arkadaşlar çok da şey yapmayalım secondary bulbar olsun aynen tamamdır seçtik bunu arka tarafa geçelim şimdi bakalım burada yine ooo bak farlara falan kafes geliyor stoplara daha doğrusu ee, bakalım yine arka tarafta çubuklar falan var primary secondary bilmem ne bilmem ne. Hmm. Tampon olunca daha iyi. Secondary light cage yapalım bunu da böyle. Buradan çıktık. engine'a e geldik. En yükseğinin tabii ki. Exos'a geldik. exhaust şu an alt tarafta arkada. Oha. Bu ne oğlum? Bak böyle değişik şeyler yapabiliriz. Buna böyle şeylere gerek yok. Oğlum bu ne? <laughs> bu ne oğlum? İlk defa böyle bir şey var lan. Yuh. Vay anasını. Oğlum bu çok fena bir şeymiş ama. He. Arkadaşlar bunlar ne? Ama ben bunun daha sade, sakin bir şey olmasını bekliyordum yani. Dur onu da deneriz sonra deneriz de dur bir normal gitmek istiyorum. Şimdilik normal gitmek istiyorum. Ondan sonra yan taraflar. Şöyle bakalım. Hmm, bak bu güzelmiş. Ee, secondary mi yapsak? Aynen bunun sekonderisi güzel olur. Bak bunun sekonderisini koyduk. Grill'e geldik şimdi. şeyler ışıklar sağ olsun pek göremiyoruz ki. Bir şey belli olmuyor. Aradan şöyle detayın gözüktüğü stok daha güzel. kornaya gerek yok. Işık. Işık hadi ışığı takalım. Ondan sonra livery livery hiç gerek yok Biliyor musun böyle şeylere Bence bakalım da bir yine güzel bir şey çıkarsa diye ee, hmm, Neyse yok yok gerek yok bunlara hiç gerek yok arkadaşlar fena değilmiş boş olabilirmiş ama şimdilik gerek yok aklıma Çünkü çok farklı bir şey var benim yani o yüzden plate siyah yapalım Ondan sonra respray bak respray aklımda renk vardı abi oyuna girerken gördüğüm bir renk orada güzel bir sarı vardı. Ha, bak bu sarı vardı arabada. Yüklenme ekranında çok güzel duruyordu. Bu sarıyı istiyorum. Koydum abi direkt. Secondary'e de klasik siyah yapacağız arkadaşlar şöyle. Siyah detaylarla şu sarı olacak. Çok güzel olacak. Ondan sonra keşke ilk bu arabada rengini seçseydim ya. Normalde rengi sona bırakırım biliyorsunuz ama bir şey diyeceğim şu renk değişimi hiç hoşuma gitmedi. Tamam sarıyı koyduk şimdi. Şimdi bunun üzerinde değişiklikler yapabilirim o zaman. Ama biz devam edelim şimdi roll cage'den. İç tarafa roll cage, secondary, primary full cage, secondary full cage koyalım ya. Secondary olsun. Roof. Ooo bak ışık. Ooo çok güzel abi ikisi birlikte. Çok güzel oldu. Acayip güzel yakıştı arabaya var ya. Skirt. Bakalım. Ha şu tarafta. Şöyle daha iyi gözükür sanırsam aynen. Ee, bakalım bakalım bakalım. Şu ikisi. Siyah daha iyi sanki ama karar veremedim ya. Şu da güzel çünkü. Bir şey diyeyim bu daha güzel ya. Vallahi bu daha güzel. Suspension hiç indirmeyeceğiz arabayı tabii ki. Transmission'ı koy. Turbo'yu koy. Zaten motoru hayvan gibi turbo koyuyorduk. Buraya da koyalım bir zahmet. Ee, tekerler off-road tekeri koyalım. Camları karartalım. Tekerlerini değiştirdim bu arada. Stokuna çok yakın bir off-road tekeri taktım ve Oha bir dakika. İki tane cam şeyi karartabiliyoruz. Buraları da karartalım. Tamam. Ondan sonra bitti bu kadar. Tamam. Yani tek sıkıntımız şurada içime sinmeyen diyeceğim ama sindi aslında. Sindi de. Yani şöyle çılgın bir motor yapabiliriz ya. Arkadaşlar arabanın en çok içime sinen hali şu bakın. Bak şurada şu şu falan yani. Şu şekil falan böyle. Şunu al garajına koy böyle. Tam off mükemmel bir araba. Tam şu hali. Ama sırf bu videoluk bir çılgınlık yapmak istiyorum. Videoluk dışarıya çıkarırken çılgın bir şekilde çıkarayım dedim böyle. Şunu şöyle koyalım tamam mı? Ondan sonra gidelim. Şu egzozdan da şöyle değişik bir motor alalım tamam mı? Şunu da koyalım şöyle. Çılgın bir şekilde çıkaralım arabayı ya dışarı. Hani normalde yapacağım bu değil ama. Yani bir yapalım ya. Oğlum bir şey diyeceğim. Onu satayım. Dur dur dur. Bak bak bak. Bak Ateş ediyor ateş. <laughs> bu ne? Bak şimdi. Üf. Ulan iyi oldu ha. Bir şey diyeyim ben bu arabanın iki tane yapacağım. Hoşuma gitti çünkü bu. Baksana ateş ediyor. Selamın aleyküm abi jipin güzelmiş. Bir de benimkine bak. Hadi bakayım. <laughs> Arkadaşlar bu ne? Arkadaşlar bir de bunu denemek istedim. Bu da çünkü fenaydı. Bu da hoşuma gitmişti. Şu hava filtreleriyle falan bu da güzel gözüküyor. Şöyle bir de first person'dan bakalım. İçeriden alevler o kadar belli olmuyormuş. Ama olsun. Motorun görünümü falan içeriden fena baksana. Evet arkadaşlar bu videomuzun da burada sonuna gelelim şu görüntüyle. Eğer daha fazla GTA işte modifiye videoları istiyorsanız video beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Abone değilseniz abone olmayı unutmayın. bir de <laughs> abone olmayı unutmayın. Bir daha video kitabına. <laughs>